Herkese merhaba. Marka 2018 19. marka konferansında biz üçümüz Power App adına sahneye çıktık. Ben kimim? Power FM'den DJ Funky'si Burçin Acar. Burçin Acar Power FM'in müzik direktörüdür. Bütün yayınlarımız ondan sorulur. O yüzden müzikle ilgili söyleyeceğiniz her şeyi kendisine iletebilirsiniz. Ama bu sahnenin bir yıldızı vardı. Bizim için özel konuk Mahmut Orhan'dı. Evet, o da benim Mahmut. Dünya çapında başarılara imza atıyor. Gerçekten Türkiye'nin gururu oldu. İnanılmaz festivallerde çok büyük isimler arasında sahne almakta. O sahne almak nasıl bir duygu? O sahnelerle marka sahnesinin arasındaki farkı soralım. Yani marka sahnesi çok daha heyecanlı oluyor. Bu kadar heyecanlanmıyorum önümde 120 bin kişi varken. Ama bir tane kamera işte. Yani setup'ın arkasında olmak ve olmamak mı değiştiriyor olayı? Evet, aslında setup önündeyken daha rahat olabiliyorum. Setup dediğimiz DJ'lerin kullandığı o elektronik cihazlar. Burçin Bey, hep stüdyodasınız. Sizi aslında yüz binlerce insan dinliyor canlı yayında. Ancak stüdyodan zaman zaman çıkabiliyorsunuz ve seyirciyle buluşabiliyorsunuz. Bugün sizin bu sahne performansınızdaki deneyiminiz ne oldu? Valla çok bana gürül böyle sürekli bir müzik girdi çıktı. Bir o tarafa yürüyoruz, bir bu tarafa yürüyoruz. Ya aslında sahnedeyken çok anlamıyorsun ne olduğunu. Işıklar var, bir taraftan saniyeler falan akıyor. Bir taraftan işte bir müzikler giriyor, videolar giriyor. Çok anlamıyoruz içerideyken ne olduğunu. Ben birazdan işte görüntülere bakıp orada bir video değerlendirmesi yapacağım. Nerede hata yaptık, neresi hızlı olabilirdi. Daha şu an çok farkında değilim ben. Peki mesela yayındayken şarkıların üzerine konuşuyorsun. Şarkıların başında o intro dediğimiz 15-20 saniyelik bölümler var. Burada da biliyorsun marka konferansında süre çok önemli bir şey. Çok dakik, hatta çok konuştuğunuz zaman Don't Speak diye şarkı giriyorlar. O zamanlamayı nasıl ayarladınız sahnede? 3 kişi birden konuştunuz ve nasıl oldu da taşmadan bitirip inmeyi başardınız? Sen de var o üç kişi arasında. Ben ya bu şekilde şey değil. Mesela aslında yavaş yavaş böyle bazı uygulamalardan mesela 10 saniye, 15 saniye artık saymadan içinden biliyorsun ne zaman bitecek 10 saniye, işte bu 15 saniye, 1 dakika. O böyle bir şekilde içselleştiriyorsun, süreyi saymıyorsun. Ama Mahmut Orhan'ın çok büyük katkısı var. Bir kere tempoyu onun cevapları ayarlıyor. Bence o açıdan gayet iyiydi. Yani hepimizi rahatlattı. Bence seni de rahatlattı. Bir anda aktı gitti. Ben zaten maestro olarak sistemin başındaydım. Şimdi çok büyük sürprizleri var. Biz Burçin'i biliyoruz. Özellikle David Bowie'nin bir şarkısına bir remix yaptı ve bunun haricinde bazı projeleri var. 2019'da Mahmut Orhan'dan neler bekleyebiliriz? Neler olacak? 2019 çok farklı olacak bizim için. Çok fazla. Normalde her sene birer parça çıkarırdık. Bu sene belki 10 parçaya yakın parça çıkacak ve hepsi farklı farklı. Bakalım sevecekler mi? Bu sene daha bol bir Mahmut Orhan'lı bir yıl geçecekmiş. Plak şirketiyle ilgili bir takım değişiklikler, farklı bir takım yönlendirmeler var. Ve gençlerin önünü açmak istiyorsun. Senin gibi başarılı olmak isteyen isimlere yön veriyorsun. Ve gerçekten onlara çok destek oluyorsun. O konuyla ilgili ne söylemek istersin? Çok güzel bir konuya değindim Can abicim. Bizim yeni oluşumumuz Seaborn. Tam olarak dediğin gibi yeni gençlere bir umut olmak, onları doğru yönlendirmek için biz bu şirketi, bu oluşumu kurduk. Umarım birkaç sene sonra onu da buralarda anlatıyor oluruz. Bu gençler eğer başarılı olursak hep beraber onu da burada konuşuyor oluruz. Peki nasıl ulaşabilirler? Bu mecrayı nereden bulabilirler? Sosyal medyadan Seaborn hesaplarının üzerinden her yerden ulaşabilirler. Zaten demo@seaborn.com mail adresinden de herkes birebir mail atabilir. Biz her maile oldukça dönüyoruz. Aralarından seçiyoruz. 2019'da her ay bir 15 arkadaşımızı seminer gibi beraber çağırıp onlarla bir görüşme yapacağız. Biz de orada olacağız. Orada canlı yayınlar yapacağız. Onlar eğitimlerini sürdürürken biz de orada ne yaşanıyor? Türkiye'de bizi dinleyen, izleyen herkese aktaracağız. Çünkü biliyorum Mahmut Orhan da sen de bu işe başladığınızda yol gösteren çok olmuyordu. Böyle birkaç kişi o kapıları açıyordu. Ama şimdi gelen insanlara işte Mahmut Orhan mesela kapısını ardına kadar açıyor. Bizim de bunu insanlara duyurma gibi misyonumuz var. Dolayısıyla bu sene daha çok görüşeceğiz. Bizden evet, çok sıkılacaksın yani bizim suratı. Ya ben böyle bu üçlüyü sevdim. Böyle. Her yerini konuşabilirim. Bak şöyle söyleyeyim. Messi, marka konferansında biliyorsun yıllardır biz Power FM olarak, Power uygulaması olarak yer alıyoruz. Çok büyük dünya çapında isimlerle burada seanslara imza attık. Hatta Bob Geldof onlardan biriydi. İnanılmazdı. Hatta iki kere Bob Geldof'la yaptık. Ama bu seneki seansımız Burçin'in dediği gibi seninle birlikte çok daha hızlı, çok daha hareketli geçti. Seni biraz daha iyi tanıyabildiler
Ve ben şimdi mikrofonu Burçin'e veriyorum. Röportajın bu kısmına sen devam et, ben konuk olmuşum gibi oldum. Bu arada tabii şimdi Mahmut'u 15 dakika içerisinde çok fazla bazı şeyleri anlatma fırsatı olmuyor. Biz bir podcast'te kaydettik. Orada aslında bu bahsettiğimiz Bursa, Bursa'daki işte İstanbul'a geliş, ondan sonraki hikaye dair çok önemli ayrıntıları bizimle paylaştın. O ayrıntıları podcast'te dinleyebilirler ama bu Bursa kısmından çok fazla bahsetmiyordum. Bu senin için bunu duyurmak iyi bir şey oldu mu? Yani o fotoğrafın hikayesini anlatmak ne hissettirdi sana marka konferans sahnesinde? Yani o ilk defa, o fotoğraf ilk defa burada yayınlanmış. Ben normalde çok isteyen de oldu. Ben genelde abi nereden eğitim alıyorsun diye böyle çok ufak yaşta genç arkadaşlarımız geldiğinde ben genelde o fotoğrafı gösterirdim. Ben burada eğitim aldım diye. Böyle bir şaşırırlardı, abi işte kolon taşıyorsun falan. Hani herhangi bir yerde bir kurs eğitim almadım. Hep genelde öyle kullanırdım. Normalde pek sevmem öyle şeyleri. Sonradan paylaşılsın, birileri bir şey yazsın, sanki böyle şey gösteriliyormuş gibi. Buradan zaten ilk defa burada eğitimdik. Buradan da bir yere çıkmaz. Çıkacaksa da böyle çıksın yani. Evet, bu bir hikayenin bir parçasıydı aslında. DJ Funkisi, biz orada böyle konuşurken, yürürken, sağa sola hareket ederken sen bir ara böyle bir setup'ın başında bir şeyler yaptın. Bir sıkıntı oldu mu? Teknik açıdan nasıl geçti? Sıkıntı oldu. Çünkü zaman zaman hiç istemeden bazı hatalar yapabiliyoruz. Bu Martin Garrix'in de David Guetta'nın da hepsinin de başına gelebiliyor. Evet. Bir anda böyle kolunu hey derken o kulaklığın kablosuna bir dokunursun. O kulaklığın kablosu zaten lastiklidir. Böyle kalkar, döner, dolaşır ve gelir play tuşuna basar ve bir anda çaldığın şarkı durur. Bana da öyle oldu. Heyecandan ve o ışıkların ihtişamından play'e bastım ve galiba iki kere basmışım. Girdi ve sonra diye yavaşladı. Bir daha bastı, sonra yine başladı. Bilmiyorum anladınız mı o bölümü ama... Tabii anladık onu biz de. Orada... Sen kaçmadın abi. Çaktım ya. Çok kişiden kaçmış olabiliriz. Olur o bu şey ama sonuçta içerisinde canlıydık ve canlı bir performans yaptık. Hem görsel hem işitsel olarak. Sen de sonuçta sahneye çıktın ve bize ayak uydurdun. Biz biraz sana tempo yaptık, koşturduk ama çok güzel bir seans olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben de çok keyifli geçti benim için de. Muhteşem. Peki tekrar teşekkür ediyoruz herkese. Ben Burçin Öcer. Ben DJ Funkisi. Ben Mahmut Orhan. Marka Konferansı 2018 %100 canlı.